terör olayına başlamak istiyorum. Çünkü yine beklenmeyen bir şekilde uzun zamandır gündemde olmayan, bugün maalesef kötü bir haberle tekrar eski günlere dönmüş gibi görünüyoruz. Tabii sayıyı bilmiyoruz ama sayı ne olur, sayıya bakmamak lazım. Ölen tüm kardeşlerimiz hepimizin yüreğine parçaladı. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Umarım ki acıları daha büyümez. Şiddetin, terörün de bitmesine farz oluyoruz. Bu konuda siyasilerin çalıştığını görüyoruz ama maalesef çok bir mesafe alınmadığını görüyoruz. Bugün itibariyle kampın ilk günde daha başlamadan bunu duymak hepimizi üzmüştür, tüm Türkiye gibi. İşimizin gereği olarak tabii işe başlarken kampın son dönemde bir oyuncu arkadaşımızı kaybetmiştik sakatlık olarak. Kampın ilk günde de çok daha büyük bir olay tabii bu. Spordan dışında bir olay. Spor olmasın, hiçbir şey olmasın ama insanlara aslında hiçbir şey olmasın. Yani olumsuzluk görmeyelim istiyoruz. Bunu bir kez daha bunu gördük. Çok üzüldük. İnşallah bunda bir çözüm bulunur. Ben bu acıyı paylaşmak için antrenman gözü konuşmak istedim. Bir de kampın ilk bölümünde de antrenmanla ilgili. Geçen antrenmanlarda biliyorsunuz saatte 11'de almıştık. Yarın itibari 10.30'da yapmak istiyorum. Onun dışında bir de akşamleyin 6.30'da bu saatte. Biraz şimdi havalar daha sıcak burada. 10.30-6.30 müsabakalara göre de 6'da 6.30'da 7'de olanlar da ona geldi. Onları siz de biliyorsunuz. Sizle paylaşacağız. Hocam bu yeni transferler... Dolayısıyla şu anda programla ilgili bilgi alırsanız eksik bilgi kalmaz. Çünkü bazı arkadaşlar anlayamayabiliyorlar veya bilmiyorlar, duyamıyorlar. Bir kez daha söylemiş olayım. Onun dışında kampın ilk günden son güne kadar daha çok müsabaka aldıktan falan olacak. Bunların bazıları üçlüsü olacak. Bütün oyuncuları görmek istiyoruz. Katılımla ilgili de şu anda henüz katılmadığı için hiçbir şey söylemek istemiyorum. Siz de tahmini hocam ne kadar? Tahmini konuşmakta yapmak istemiyorum. Çünkü şu anda elimizde 26 oyuncu ile buradan atamaya devam ediyoruz. Biz onlara bakıyoruz. Katılımla olduğu zaman bunu tekrar konuşuruz. Yeli ile Tolga'nın durumunu hocam? Tolga'nın durumunu biliyoruz. O ameliyat olacak. Zaten devreye kadar olmayacak görüldü. Kendisiyle konuştum, ben şey söyledim. Çünkü hoca oynatmadı veya yeni transfer yaptım. Dinlenip yeniden kendini hazırlayan bir oyuncu olarak gör. Sakatlık olarak görme. En kısa zamanda döneceğini düşünüyorum. Çünkü iyi bir profesyonel. İşini çok seviyor. Veli'ninki daha başka soru işareti. Ama 24 Temmuz'a kadar biz onu kendi halinde bıraktık. Çünkü o konuda kafası karışmasın, huzurlu olsun diye. Daha önce gittiği doktorlar, gönüllü doktorlar var. Onlardan bir sonucu aldıktan sonra bizim aramıza katılacak. O zaman bir kez daha değerlendireceğiz. Dolayısıyla şu anda iki oyuncuyla ilgili diyebiliriz. Tolga'nın devreye kadar büyük ihtimalle bizimle olmayacak. Yani müsabaka oynayan üzerine düşünüyoruz. 4-6 ay ne kadar süre oldu bilmiyoruz ama tahminen konuşuyorum. Veli ile ilgili de Temmuz'un 24'ünden sonra tekrar görüp değerlendireceğiz. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Hatta sakat olarak. Diğer konularla ilgili dediğim gibi olmayanlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü ortada bir netleşme olduktan sonra onu konuşuruz. Başka da bir konu yok. Tolga'nın yerine Aveş var mı hocam? Transferle ilgili dediğim gibi katılma olmadan bir konuşmak doğru değil. Geç kaldım o zaman. Yok yok, transferler yani bir ele böyle transfer devam eder. Daha önce sizle belki tek tek de konuştuğumda söylediğimde ben size söyledim. Transfer beklenen bir yer vardır ki o yerlerle ilgili bizim acelemiz vardı. Stopper ve santrofor. O diğer mevkilerle ilgili çok bir acelemiz yoktur. Evet, sakatlık itibariyle biraz daha öncelik gibi görünüyor ama yani transfer böyle bir şey işte. Yani erken yaparsınız, bazen geç yaparsınız. Önemli olan hayırlısı olması. Onun için yönetimde o gayreti var. Ama en kısa zamanda oyuncuların katılacağını düşünüyorum.